Metin Özkan. Daha ne kadar bedel ödeyeceğiz muhterem? Dünya gündemine bir kez daha bomba, bir kez daha terör ve bir kez daha kanla düştük. Ülkede korku ve kuşkular arttı. Millette sabır ve sükun tükendi. Yakınlarını yitirenlerin acıları katmerlendi. İktidarın "Terörün belini kıracağız." diyerek anaların belini kıran sözleri ise kabak tadıyla birlikte artık etkisini kaybetti. Türkiye güne yine elin bir terör olayıyla başladı. Dün İstanbul Vezneciler, bugün Mardin Midyat. Yani gün geçmiyor ki şehit haberi duymayalım. Gün geçmiyor ki patlayan bir bombayla güne uyanmayalım. Ülkeye bakar mısınız? Başta terör olmak üzere. Ekonomi, dış politika, yolsuzluk, sosyal ve siyasal yaşam da dahil. Hemen her göstergesinde arıza işareti veriyor. Ama gel gör ki, yaşanan terör saldırıları konusunda sadece söz üretip açılım, çözüm ve barış diyenler milleti müzakere sözleriyle uyutup teröristlerin bombalı saldırılarıyla uyandırıyorlar. Son saldırıyla birlikte 7 Haziran 2015'ten bugüne kadar geçen bir yılda 337 asker, 189 polis ve 13 korucu olmak üzere 539 güvenlik görevlimiz şehit oldu. 500'ü aşkın sivil vatandaş yaşamını yitirdi. Oysa ne diyordu 7 Haziran seçimleri öncesi AKP? Çözüm başladı, anaların gözyaşı dindi, onlar konuşur, AK Parti yapar. Ne oldu? Asker, polis ve kurucu analarının gözleri yaş yerine kanla doldu. Dün yaralıları hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki: "Şehitlerimiz var ama her şeyin bir bedeli var. Bu saldırılara hazırlıklı olmalıyız. Terörün ne zaman, nerede, neyi patlatacağı belli olmaz." Hoppala. Ne demek terörün ne zaman, nerede neyi patlatacağı belli olmaz demek? Ne demek her şeyin bir bedeli var demek? Millet olarak neyin bedelini ödüyoruz? İyi de, terörist de müzakere masasına otururken silahlar gömüldü diyordunuz. Hani dağlarda piknik yapacağımızı söylüyordunuz. Dahası haburda teröristleri barış elçisi diye karşılayıp terörist başı öcalan için düşüncesinin düşünceniz olduğunu anlatıyordunuz. Ne oldu? Bu neyin bedeli muhterem? Kusura bakmayın ama. 13 yıl boyunca sürekli olarak kandırıldık, aldatıldık diyerek temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze getirdiğiniz beceriksizliği millete bedel diye yutturmayın. Evet, bu bedeli siz değil, millet olarak hepimiz ödüyoruz. Diyarbakır, Suruç'ta ödüyoruz. Ankara Tren Garı'nda ödüyoruz. İstanbul Sultanahmet'te ödüyoruz. Ankara Merasim Sokak'ta ödüyoruz. Ankara'nın Kızılay Meydanı'nda ödüyoruz. İstanbul İstiklal Caddesi'nde ödüyoruz. İstanbul Vezneciler'de ödüyoruz. Mardin Midyat'ta ödüyoruz. Sahi yeri gelmişken basiretsizliğiniz yüzünden daha ne kadar bedel ödeyeceğiz muhterem? Yoksa kıyamete kadar mı?